Uşak'ın Banaz ilçesi Yazıtepe köyündeyiz. Yazıtepe köyünde gelen mailler üzerine bir aileyi ziyaret edeceğiz. Malum önümüz Ramazan bayramı ve biz Ramazanlık içerisindeyiz. Ramazan demek paylaşmak demektir. Akgün ailesinin konuğu olacağız bugün değerli dostlar. Çünkü yaşam standartları sıfır olan bir aile. Yani bir baba, üç erkek evladıyla beraber yaşadığı yeri sizlere göstereceğiz dostlar. Gerçekten yaşadıkları yer inanılmaz kötü. Gelin hep beraber yaşadıkları yere doğru gidelim. Giriş olarak görünen yer burası dostlar. Kameraman arkadaşımız da gösteriyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Kolay gelsin. Sağ ol sen. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sizler de hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyoruz. Mübarek, malum önümüz Ramazan. Biz de Ülkem Haber Ajansı'na gelen bir mail üzerine geldik. Yaşadığınız yerle ilgili haber yapmak istedik. Şimdi sizi bir tanıyabilir miyiz acaba? Ben Uşak Banaz Yastepe köyünden 7 çocuklu bir aileyim. Ve şu an için kızlarımın ikisi kaçarak evlendiler. Bir oğlum, bir kızım yurtta. Ve üç oğlumla beraber yaşam mücadelesi veriyoruz. Ve artık şu mübarek Ramazan bayramı geldiği anda ne yurttaki çocuklarımı görebiliyorum. Çok üzgünüm. Malum evimiz olmadığı için bize herkes hor bakıyor. Fakir diye kimse dost ediniz, dostacı, kimimiz kimsiniz diyor Allah'tan başka. Allah razı olsun bizlere başımız sokacak bir ev ve evin içinde diğer vatandaşların evinde ne gerekiyorsa bizim evimizde onun olmasını istiyoruz. Peki, isim neydi? Sefa Akgün. Sefa Bey. şimdi yüzünüze maske taktınız. Tabii ben önceden değerli dostlar telefon açmıştım kendilerine. Bu da bir gerçek, şimdi doğru konuşalım. Onun için kendilerine yüzüne maske takacağını, ancak öyle çıkabileceğini söylediler. Peki biz dedik ki niçin maske dedik? Niçin maske taktınız? Sayın kameraman abimiz, ben şu an için ben bu maskeyi takmak mecburiyetindeyim. Neden siz sormasanız daha iyi olur. Ve söylemeye de utanıyorum. Yalnız malum benim 7 tane çocuğumu ben, affedersiniz, Dilencik'le, Uşak'tan, Afyon'dan, Kütahya'dan ve Eskişehir'den, Allah razı olsun, yardım yapanlardan da yapmayanlardan da Allah bir kere razı olsun. İşte ben geçimi yardım toplamakla, çocuklarımı yardım toplamakla okuttum ve bu hale kadar getirdim. Şu an için kendim ciğerlerimden rahatsız olduğundan dolayı ben 11 yıldır tedavi görüyorum. Ben gördüğüm iğne tedavisi şu an için 2862 lira bir gram iğne. Ben bu iğneyi vurdurmak için ya Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ne gitmem gerekiyor ya da İstanbul'a gitmem gerekiyor. Peki Sefa Bey, hemen şunu soracağım. Benim sesim geliyor. Sen mikrofonu o şekilde tutabilirsin. Peki eşinizi göremedik. Eşiniz... Malum, eşim benden ayrıldı 2017 tarihinde. Vakıftan yardım acil diyerekten, cahil olduğundan, onların konusunu detaylı anlayamadım, ne yaptı bilmiyorum, yardım acil diyerekten evimin içine huzur yarattı. Bir yıl evime giremez hale geldim. Eşim bana bıçak salladı. İki barbar tavasını kendimi zor kurtardım ve ondan sonra evimde huzursuzluk yarattı. Ben de 2017 tarihinde boşanma zorunda kaldım ve boşandım. Benden ayrıldı gitti. Peki bir şey hemen konuya söyleyeceğim. Tabii birçok söylentiler var. Burada da araştırdığımız, yaptığımız, duyduğumuz söylentileri söylüyorum. Evin ve tarla, bir tane ev, bir tane, yani bu evle bir tarlanın senin olduğunu ama bildiğim kadarıyla velayet karşılığında eşine verildiğini diye duyduk. Bir de bunun detayını biraz öğrenebilir miyiz? Evet. Kısa ve öz bir şekilde.
Evet, eşim benden boşandı. Kalktı benden nafaka davası açtı. Bende bütün belgeleri var. Ben bunu çocuklarıma bakım hediye ettim. Benden velayet aldı, tuttu. Nafaka davası açtı. Ben bu nafakayı ödeyemeyeceğim deyince kadar. Eşim benden ev ve arazileri aldı. Üç parça tapuydu. Aynı arazi içinde 7 metrekare yer vardı. O iki verden de oraya dalmıştım. Ve benden bunları aldı ve çocuklarıma bakacağına söz verdi. Ben evlenince şu an için gördüğünüz gibi 20 yaşında benim oğlum var. Artık evlenme çeki geldi geçti ve ev veremiyorum maddi imkansızlıklardan dolayı. Elbette ben de evimde bir gelinim olmasını isterdim. Bir huzurlu mutlu yuvam olmasını isterdim. Ve eşim bıraktı gitti. Yani şöyle mi? Velayeti aldıktan sonra çocukları bıraktı. Çocuklar bir de yurtta kaldı galiba bildiğim kadarıyla. Evet, yurda hakkında aylak ziyafetesiniz, çok büyük edesiniz. Beni aylakça suçlayarak Uşak Valilik kalemine dilekçe vermiş ve dilekçe verdiğinden dolayı bunu valilik araştırmadan jandarmayla bir devin basıyla çocuklarımı aldılar götürdüler. Ben 3,5-4 ay kendimi ipe takmayı düşündüm, silahla vurmayı düşündüm. Ve kendimi idam etmeyi düşündüm. Zehir içmeyi falan çok düşündüm. Allah'ın verdiği canı kendime almaya karar vermeyi çok kafama aldım. Ama sonucunda Allah'ın huzuruna çıkamayacağımı bildiğim için ben bu intihara kalkışmayı istemedim. Çok vurmayı istedim kendimi. Peki çocuklarınızı tekrardan bu çocuklarınızı aldınız. İki tane çocuğunuzun da şu anda yurtta olduğunu biliyoruz. Bunları evet. Şey mi yaptınız? Siz tekrardan dilekçe mi verdiniz? Evet, dilekçe verdim. Ve çocukların küçük diye bakacak ebeveynleri yoktur diyerekten vermediler. Evimiz olsa, iş söz konusu eve geldi. Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Bey ile şey yaptık. Görüştüm ben. Dediler başını sokacak detaylı güzel bir evin olursa evi ve bir de bakacak ya kendin evlenirsin veya oğluna versin gelinle veya eşinle gelirsin çocuklarını veririz diye. Yani çocukların başına bir ebeveyn olursa çocuklarınızı size evet. Verebiliriz ama ilk başta dediğiniz gibi evimiz olması gerekiyor evet. Diye söylenildi. Peki bir evet. De hemen genç delikanlılara bir mikrofon uzatayım ben. Evet. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ben Mustafa. Mustafa'cığım babanla ve iki kardeşinizle beraber kalıyorsunuz. Malum biliyorsunuz önümüz bayram. Mesela Mustafa'cığım bir İlla ki her çocuğun, her gencin bir hayali vardır. Hayaliniz nedir mesela Mustafa? Benim hayalim ev olmasını istiyorum. Bir eviniz olmasını istiyorsun. Evet. Başka? Başka bir mutlu yuvamız olmasını istiyorum. Evet, eviniz olursa çocuklarınız, kardeşleriniz gelecek. Evet, onların gelmesini istiyorum. Hemen dönelim tekrardan. Buna seni tanıyalım. Ben Ahmet Erkin. Ahmet'ciğim. Ahmet senin hayallerin neler? Evet. Sen de mi istiyorsun? Çok güzel. Hemen yan tarafta bir ufaklığa bakalım. Ufak senin ismin ne? Mehmet sen okuyor musun? Kaça gidiyorsun? Nasıl dersler? İyi mi? Peki senin hayallerin neler? Ne olsun değil mi? Oyuncak falan ister misin? Size güzel güzel şimdi hayırsever amcalarımız var. Bayramda güzel bir güzel şöyle bayramda güzel bir bayramlıklar, bir hediye almak ister misin? Sever misin? Güzel. Bir bisiklet mi istiyorsun senin hediye olarak? Yani hayalin o mu? Tamam. Ben şimdi burada bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz mutlaka böyle çok değerli ablalarımız, abilerimiz var. Hayırseverlerimiz var. Onlar sizlerin inşallah hayallerini gerçekleştirecekler. Sizlere güzel güzel bayramlıklar alacağız inşallah. İnşallah hayallerini gerçekleştirecek güzel bir bisikletiniz olacak. Ondan sonra dönelim. Senin başka hayalin var mı Ahmet'ciğim? Mikrofonu al Ahmet. Senin başka hayal, evden başka hayalin var mı? Efendim? Sen de mi bisiklet istiyorsun? Tamam inşallah bakalım. Evet son olarak Mustafa hemen senden de bir şey alalım. Mustafa kardeşlerini özlüyor musun çok? Evet özlüyorum. Siz malum bir Uşak'ta kalmıştınız evet. Kardeşlerinizi. Ne kadardır, ne zamanlar kardeşlerini görüyorsun yurttaki kardeşlerini? Hiç göremiyor. Hiç göremiyor musun? Hayır. Yani, görüştürmüyorlar yani.
Yani illa görüştüğünüz zamansız belki gittiğiniz için falan görüştürmeyebiliyorlardı. Zamanlı olduğu zaman illaki bir görüşme oluyordu. Birazdan babaya da uzatacağız mikrofonu. Peki senin hayallerin dedin bir evimiz olsun dedik. İnşallah evimiz evet, olursa. Evet, evim olsun. Bir de bilgisayarım olmasını istiyorum. Bir de bilgisayarın olmasını istiyorsun. Tamam evet. Bakalım inşallah onu da yapalım. Evet sonra evet babaya veriyoruz tekrardan mikrofonu. Evet Seva Bey, çocuklarımızı duyduk. Tabii ne güzel bir şey, çocuklarımızın bir hayalleri var. İnşallah hayırsever vatandaşlarımız da bunu görecektir. Ben biliyorum ki bizim haber ajansımızda bizlerin haberlerini izleyip takip eden sadece Uşak değil, yurt dışından ve Türkiye'mizin birçok yerlerinden bu tarz şeylere gerçekten eğimliler. O yüzden ben hakikaten bizim Türk ulusunun bu yardım konusunda çok duyarlı olduğuna canı gönülden inanıyorum ve hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak Sefa Bey hemen kısa bir birkaç cümleyle bitirelim. Ondan sonra da bu yaşadığınız yerle ilgili biraz birkaç detay görüntü alacağım. Evet son olarak söylemek gerekirseniz. Önce de yani evim olsun, evimin içine eşyalarım olsun ve yurttaki çocuklarım bazen onlar arıyor, bazen ben arıyorum. Yurttaki kızım bana tablet istiyor, telefon istiyor, oğlum da tablet telefon istiyor. Telefon belki olmayabilir ama tablet olabilir. İşte, mesela çocuklar küçük olduğu için. Evet, oradan bir... yurttan da al, getirme. Kırılır diyorlar. Kırılsa da bile ne alacağım? Benim ciğerlerim yanıyor. Benim ciğerlerim yak. En azından ciğerlerimin yangısı gitmesini istiyorum. Kırılsa da dahi affedersiniz dilencilik yapacağım yine alacağım. Yani yardım yapanlardan da Allah bir bin kere razı olsun, yapmayanlardan da. Allah her iki, hem bu dünyada hem mahşer meydanında şefaatçisi olsun yardım yapanlardan yapmayanlardan. Peki, Allah sefam. Peygamber Efendimiz'in yanından ayırmasın. Yani ciğerlerim yanıyor yani. Ben ağlayacak durumdayım. Peki, peki kardeşim, evet değerli dostlar. Ben çocuklarımı göremiyorum. Gidiyorum bir göstermiyorlar. Benim yuvamı yıktılar. Evet değerli dostlar. Tabii bir babanın isyanı, bir babanın ben acısı. Ben ciğer ben kendimi çok intihar etmeye çalıştım. Yurttaki çocuklarım, abiler o sana, babam ne için intihar etti diye. Zaten annem gitti diye bana hesap soruyorlar. Bilmiyorlar annesinin ne şekilde yuvamızın yıkıldığını. Devletin vakfının 3 kuruş parasını denedil ettirdi oraya yardım harcını yerden. Kendi evini de öte. Çocuklarımın günahına mı girdi, ben mi girdim bilmiyorum. Sayın izleyicilerim. Çocuklarımı bana yurttan teslim edilsin. Bir daha yurda çocuklarım alınmasın elimden. İnşallah o zaman şöyle diyoruz. Eğer bu verilmezse ben çocuklarımı kendim intihar edeceğim. Ya ipe takacağım, ya zehir içeceğim, ya silahla kendim intihar edeceğim. Ben bu duruma geldim yani. Şimdi Sefa Bey öyle demeyelim, şöyle diyelim. Biz inşallah değerli izleyicilerimiz bunu izledikten sonra sizlere güzel bir yuvaya kavuşturacaklar. Hatta onlara güzel bir çocuk odası da yapılacak inşallah. Çocukların da inşallah yurt müdürümüzle de mutlaka görüşeceğiz bu konuyla ilgili. Sayın Valimizle de inşallah bir istişare yaparsak konuya ilişkin görüşme yapacağız. Nasip olursa inşallah çocuklarınızı da sana kavuşturacağız. Çünkü bizim izleyicilerimiz bu konuya çok duyarlı olacak diyorum. Kusura bakmayın yaranızı deştim. Şimdiden ben hepinize hayırlı bayramlar diyorum. İnşallah bayramda da geleceğim ve bayramda geldiğimde de daha doğrusu bir dahaki geldiğimde müjdeli ve sevindirici bir haberle geleceğim inşallah size. Bu sefer bu hüzüntü gözyaşları inşallah sevinç gözyaşlarına dökülecek Sefa Bey. Sayın kameraman abimiz, Vali Hanım'la Vali Fundanım görüşme istedim. Görüşürse de ben Allah razı olsun. Görüşmezse de. Yalnız onunla bir görüşeceğim. Benim çocuklarımın yurtlarını bana iadesini istiyorum. Benim çocuklarım benim yanımda aşse bir perşan olsa biz bir mutlu bir aileyiz. Anneler olmasa birlikte beraber geçinip gidiyorum. Onlara ilgilenecek abisi var. Onlar evde kalır. Ben gider affedersin dilencilik yaparım yine bakarım. Bunu ben vardım valiye dilekçe vereceğim. Vali anne görüşme istedim, beni görüştürmediler. Kapıdan içeri almadılar. Ben bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysam bu valimle görüşme istiyorum. Ya beni görüşmeye davet etsin veya telefon numaramı vereyim. Telefonla beni davet etsin. Görüşme randevumu kabul etsinler. Ben onunla... Garip geldin dünya. Şan şöhrete aldanma, bedel ettim aşkımı.
kaldı dağlarda. Ne acılar yaşandı, ne yaralar kapandı. Uykular haram iken gülüşlerim yalandı. Ne acılar yaşandı,